Hocam sen gelene laf çakıyorsun, gidene laf çakıyorsun. Abi, senin derdin ne abi? Millette abi, insanlar istediği partiye oy verir. Sana abi, ne? Ben parti ben tutmuyorum parti ya. Adam geçiniyorum diyor ya, sana ne? Ya vallahi geçinemiyorum ya. Kur'an çalsın ya. Siz Kur'an'a inanmıyorsunuz ya. Ama adam geçiniyorum diyor. Sen ya bak de ben de geçiniyorum bak sen dinle. Sen nerede yaşıyorsun? Efendim amca. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Evet burada yaşıyorum. Biliyorsun bu milletin halini. Ne halde anlat. Canım sen görüyorsun. Gel gel gel. Şimdi hocam emekli öğretmensin. Abi, 2700 lirada emekli maaşı aldığını söyledin. 7000 küsür lira alıyorum. Ama aylığa çevirdim, dilekçe verdim, aylığa çevirdim. 2700 lira elime para geçiyor ayda. Şimdi benim iki tane kiracı var. Kiracının benim elma yedim. Attı. Benim çocuk elma yemiş 60. Abi 60. Onun kızları gitmiş çöpteki elma kabuğunu almış. Yemiş bana söyledi. Git tekrar caddenin döndüm. Dedim ki karı dedim, ne alırsan bugün 2 kilo fazla alacaksın dedim. Birisini karşıya vereceğim birisini bize dedim. Ama senin hükümetin. Dedi ki ya bu adam ne yiyor ne geçiriyor ya. Nasıl geçiriyor? Abi kasada para yok diyorlar. Sen ne konuşuyorsun ya, abi? Yok da Ziraat Bankası sattınız mı? Halk Bankası'nı sattınız mı? Dur bir tane daha vardı. Merkez Bankası'nı sattınız mı? Ne yaptınız bu paraları? Ne yaptınız? Ne olacak peki abi? Abi hükümet... Ne olacak? Sen ona diyorsun buna diyorsun. Sanki tamam. Türkiye'de hiçbir tamam. Şey yok. Hükümet nasıl buradaki paraları toplayıp da onlara gidiyor? İki tane gemisi vardı senin oğlunun. Benim oğlumun? He. Evet. Şimdi 8 tane gemi oldu. Nereden aldın? Ne gemisi abi öyle deme ya. Gemicik diyeyim. İşin özünde de şu var. Tabii ki bu yaşa takılanların bir hakkını vermeleri lazım. Hele ki sigortası gününde. Şimdi ailene çalışan bu fabrikalarda, özel sektörde, sivil sektörde çalışan vatandaşların sigortaları tamam gösterilmedi. Anlıyor musun? Bunlara eksik gösterildi. Bağkurlu olsun, sigortalı olsun. Kadın doğum haklarında yine aynı şartlar yani var. Prim gün sayısı eksik olanlar eksik var. Eksik olanlardan bahsediyorum. Ve bunun yanısında yurt dışında yaşayan kadınlara ikametten hiç burada çalışmamış, soğuğunu, sıcağını, kahrını ne olduğunu bildiği bir şey yoktur. Avrupa'da sosyal haklar bizden çok çok ilerideyken bir de üstüne üstlük para getirip buradan emekli oluyorlar. 10 yıl borçlanınca yurt dışı emeklilik hakkı var, evet. Ondan sonra ama hal böyleyken burada dağda, bayırda domates çeken, bunun yanısında soğan salatalık tarlasında, ekin tarlasında ki ben köylü çocuğuyum bu konuları iyi bilen biriyim. Bu kişilere bunu vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü bunu bir de abluk altına almış. Sen benim diyor kölemsin diyor. Bu tamamen bir köleliktir. Burada özgürlük yokturdur. Anlıyor musun? Eğer para veriyorsa belki bu da gider komşusundan veya da oğlundan kızından alır 50 lira 60 lira 100 lira öder. Bu kişi de bir sosyal haklara sahip olur. Doğru düzenli bir yaşlılık yaşantısını sürdürür. Ama vatandaşından bu türün durumları almıyor. Nerede bizim o zaman bu yöneticilerimiz? Peki abi sen şunu söylemek istiyorsun diyorsun ki. Hakimlerimiz, savcılarımız ve bunun yanısında biz karşısında emir er olaraktan durduğumuz vatan görevidir diye gidip bulunduğumuz asker ocağındaki idareci komutanlar bu vatandaşın haklarını neden yerine getirmezler? Bu bizler eğer gitmiş onlara selam durmuşsak benim patates tarlasındaki, soğan tarlasındaki anamın hakkını yedikleri o kadının, o kişinin çocukları onlara yine ekmek parası kazandırmıştır, evine götürmüştür. Hani meyhaneciler der ya, ben serkoş parasıyla geçiniyorum. Anlıyor musun? Siktir et şu serkoşu, çocuğunun emzik parasını bile, sütünü, kirasını serkoştan öder, serkoşu beğenmez. Bunlar da vatandaştan geçinir, vatandaşı beğenmez. Köylü derler, kentli derler, kendileri de köyden, kentten gelmişlerdir. Çıktıkları, geldikleri deliği unuturlar. Benim diyeceklerim bunlar. Abi, bu ben isterim ki adam gibi bir yöneticilik olsun. Anlıyor musun? Az önce bahsettiğim gibi bu partiye de oy verdim. Bütün partilere ben oy verdim. Ben sabit oy veren bir insan değilim. Anladın mı? Hoşuma kim gelirse ona veririm. Az önce arkadaş benden şakalaşıyor. Ben kimsenin kölesi değilim. Tayyip Erdoğan'ın da kölesi değilim. Genelkurmay Başkanı'nın da kölesi değilim. Hiç kimsenin. Herkesin gözünün önünde de çıkar. Anlıyor musun? Benimle zıtlaşan biri varsa onun tersindeki partiye gider oy veririm. Benim partim yoktur. Benim partim ekmek partisidir. Peki bu emeklilikte yaşa takılanlar, prim günü eksik olanlar, staj ve çıraklık sigortası mağdurları var biliyorsun. Bunların tamamı 25 milyon insan yapıyor. 25 milyon mutsuz insan var diyebilir miyiz? Deriz. Geçerlidir.
O sözüne %1000 katılıyorum. Eğer kendileri bu memleketin çocuğuysa başkaları da bu memleketin çocuğu. Onun bunun çocuğu değiliz biz. Anladın mı? Ne demek istediğimi anla. Şimdi emeklilik yaşa takılan 4,5 milyon vatandaşımız var. Onlar memleketin çocuğu olup da biz orospu çocuğu değiliz. Herkesin anası babası var. Vatandaşı bu kadar kendilerinin gücü yetiyor diye vatandaşı bu kadar abluk altına almasınlar. Eğer delikanlılarsa biz onları seçip gönderiyoruz. Amerikalı kafa tutuyorsa Amerikalı'ya kafa tutsunlar. Alman kafa tutuyorsa Alman'a kafa tutsunlar. Ama kişi olaraktan, halka sunaraktan değil. Hey halk! İşte A parti, B parti, Kılıçdaroğlu da yarın bunu derse ben aynısını söylerim. Gelip de Amerika'yı, Almanya'yı veyahut da İsrail'i veyahut da Bulgaristan'ı bana şikayet etmeyecek. Ben seni seçmiş göndermişim, benim yöneticim sensin. Bu işleri senin açman lazım, benim açmam lazım değil. Anlatmak istediğimi anlayabiliyor musun? Ben normal sokaktaki bir vatandaşım, sen geliyorsun Almanya'yı bana şikayet ediyorsun. Amerika'yı bana şikayet ediyorsun. Şikayetin meselesi özü beni ilgilendirmez ama yönetici sensin. Ben senden soracağım. Sen Almanya'yla ne yapıyorsun? Amerika'yla ne yapıyorsun? Yurt içi, yurt dışı gidişatlarda bu kadar kötü yaşıyoruz. Bunları anlıyor musun? Ben ona soracağım yerde o getiriyor bana, aktarıyor. Ama işte. Abi siyasetçi de vatandaşına derdini anlatmasın mı? Öyle derdi anlatılmaz. O benim anlattığım çözülür. Ben çözmeyeceğim, o çözecek. Bana ne derdini anla diyor. Ben niye seçmiş oraya göndermişim? Benim sorunlarımı çözsün diye. Hatta kendilerinin beyannamelerine baksınlar. Kimse bu beyannameleri unutmadı. Seçim beyannameleri. Evet. Diyorum benim partim yok. Kılıçdaroğlu da gelse benim için geçerli. Cumhurbaşkanımız da gelse benim için geçerli. Yarın o gider öbürü gelir. Ama buna dedemin ömrü yetmemiş. Babamın ömrü yetmemiş. Benim ömrüm yetmiyor. Anlıyor musun? Ha bundan sonrası daha neler olur? İnşallah... Ben bundan sonra bu anlattıklarım gelecekte çocuklarım için. Az önce ne dedim? Onlar bu vatanın çocuğu, biz orospu çocuğu değiliz. Biz de bu vatanın çocuğuyuz. Sen ne istiyorsun abi? Türkçe konuş. Vatandaşın haklarını istiyorum. EYT, emeklilikte yaşa takılanların haklarını istiyor musun? Hepsi geçerli. Prim gün sayısı hepsi eksik olanlara geçerli. Hak istiyor musun? Almanya gibi ben 65 yaşında emekli etmek istiyor, doğru mu? Peki Almanya gibi koyduğu sosyal hakları getirsin. 70 yaşında emekli etsin. Bak abi diyor ki prim gün sayısı eksik de olsa diyor primini doldursun ya. Diyor. Ödenmemiş. Ne yapsın? Ödesin. Sen para veriyorsun biz göt mü veriyoruz? Ben 46 yaşımda emekli oldum. Bizim sırtımızdan ben 9 yaşından bu yana esnafım. Emekli aylığımı 46 yaşında abi, ödeyememiş. Adam ne yapsın? Bak 46 yaşında emekli diyor ki prim gün sayısı olanlara bir af çıkartsınlar diyor. Bir geriye doğru yurt dışındakilere bir borçlanma hakkı var diyor. Bu adama da borçlanma hakkı verelim. Ne var bunda? Tabii verilecek. Sen niye itiraz ediyorsun? Ben itiraz etmiyorum. Evet. Ben hak veriyorum o adama. Niye o zaman sen? Az önce başka konuşuyordun. Ben sana ne dedim? Ne dedin? Ben dedim 45-46 yaşımda emekli oldum. Şimdi 65 yaşında. Şimdi, bu adam emekli olamamış yaşında. Şimdi ben 45 yaşımda emekli olmayıp da 65 yaşımı beklemem lazımdı. O zaman öyle değildi. Bunları hepsini çıkaran bu. Bunları çıkaran bu. Eskiden emekliliği doldu muydu? Al bakayım sana emekliliği. Ay al kartını, git paranı al giderdi. Ama şimdi o yok. Sen ne diyorsun abi? Hocam, bu işin mucidi Sayın Yaşar Okuyan, onunla iyi konuşmak lazım bu mesele. 1999 yılında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çıkartılanın Yaşar'ın mucidi diyorsun Yaşar Okuyan. Yaşar Okuyan. Yaşar Okuyan nerede şimdi? Yalova'da, benim yazlık var orada, bir ayağım orada. Orada ona söylüyorum, hatta milleti toplayacaklardı, o konuşacaktı bu konuda. Konuştum dedi ama bir ara bilmiyorum. Şu anda Yaşar Okuyan Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi de emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceğini söylüyor. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Bu işin mucidi o. Şu anda CHP'ye katıldı Yaşar Okuyan. Yorum yok o zaman. Senin komşun. Komşuna selam söyle. Aleykümselam. Tüm emeklilikte yaşa takılanların komşuna, Yaşar Okuyan'a çok selam var de. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Öğrenmiş oldun. Öğrenmiş oldum. Evet. Ama bu işin mucidi o. Haberlerinde dinlememiş. Evet. Bak o Yaşar Okuyan'ın esasında doğru söylüyor. Bu
bu emeklilikte yaşa takılanların problemini 1999'daki depremden olan bir meseleden dolayı, anlıyor musun? Burada AK Parti'yi boşa suçluyorlar. Burada suçlu olan okuyan, Yaşar Okuyan buraya Avcılar'a bu parka da gelmişti. Ben yan yanaydım. Bu konuyu kendimden konuştuğum zaman benim dizimi sıktığını biliyorum yani. Anladın mı? Fazla üstüme gelme, bu Vatan Partisi'ndeydi kendisi. Ve bunun yanı sırına, anlıyor musun? Bu işi bu duruma getiren Ecevit'in o günkü depremin o sıkıntılarından dolayı götürüp önüne koydular başka maddelerinden beraber. Orada yasa mı diyoruz, meclis mi diyorsunuz, oradan geçirdiler. Anladın mı? Bu da bu çile olarak da milletin sırtına yamandı. Ha ben şunu söyleyeceğim. Eğer bizlerden bir şey bekliyorlarsa bir vatandaş olaraktan, çalıştığımız yerlerde sigortalarımız tamam gösterilmemiştir. Biz bunun için geriye dönükleri istiyoruz. Ben şimdi saysam 10 tane 20 taneyi bulur. Ben üreticiyim. Anlıyor musun? Onun bunun gibi tüketici değilim. Devlet memuru değilim. Anladın mı? Bir gün burada bir elektrik şefiyle ileri geri konuştu. Ben dedi elektriği dedi vermesem sen elektrik yakamazsın dedi. Elektrik bulamazsın. Senin koyduğun evrak üzerindeki elektriğin ben şantiyesinde tozuyla, dumanıyla, kamyonumla çalışmışım. Sen o elektriğin barajının nasıl yapıldığını bilir misin? Bu tem yolunun yarmalarının nasıl açıldığını bilir misin? Yolun altına bataklık yere kuracakları filtreleme yapamadıkları mühendis. Emeklilikte yaşa takılanlara gel. Dur elektriği dur. Emeklilikte yaşa takılanlara gel. Sigorta günü eksik olanlara gel. Söylüyorum ama adamlar emekli arıyor. Maaşlarına gel. Emekli maaşı bak herkes kana alıyor. Ne diyor? Sen emekli maaşında gel Mustafa yasa, Bey gel. Gel. Eksik olduğunu söylüyordun.